Merhaba değerli Olay TV izleyenleri, bir pazar sohbetinde daha karşınızdayız. Bugün açık havada pazar sohbetini gerçekleştireceğiz. Neredeyiz? Bursa'nın nefes alınabilecek yerlerinden birisinde, yani Kültür Park'tayız. Kültür Park'ta hem yürüyeceğiz hem de söyleşeceğiz. Yanımızdaysa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe var. Sayın Başkan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, günaydın efendim. Evet, hem yürüyeceğiz hem yürüyüş yapacağız, sabah sporu yapacağız. Hem de konuşacağız, söyleşeceğiz. Kültür Park'ı konuşacağız. Yerinde göreceğiz Kültür Park'ın sorunlarını. Dilerseniz yürümeye başlayalım. Evet önce Kültür Park'a geçmeden önce sizden söz ederim. Sabah böyle erken kalkıyorsunuz değil mi? Evet, tabii sabah erken kalkıyoruz. Sabah namaz ve işte daha sonra yavaş yavaş hayat başlıyor. Evet. Şeyden sonra. Böyle de işte fırsat buldukça da belli yerlerde dolaşıyoruz. Bursa'yı gözlüyoruz. Zaten biz devamlı günlük hayatımızda da her gün bir yerlere giderken değişik yollardan gitmek, değişik noktalara girmek ve şehri gözlemlemek önemli. Aynen. Çünkü kendi gözümüze görmemiz gerekiyor. Evet. Bunu tüm belediye kadrolarına da aynı şekilde söylüyoruz. Şehri kendi gözümüzle görelim, eksikleri görelim ki ona göre de rahatlıkla bunları telafi edelim. Bazen yürüyerek gözlemliyorsunuz, bazen tabii, aracınızla gözlemliyorsunuz. Mesela burası Kültür Park, tabii Bursa'nın kalbinde daha önce ilk kurulduğu zaman tabii ki şehrin dışındaymış burası. Şehrin biraz kenarında başlatmış, 50 bin metrekareyle başlatılmış ve daha sonra da dediğim gibi şu anda 500 bin metrekareye doğru yaklaşıyor. Yeni dediğim gibi eski stadın alanda katılmasıyla birlikte. Evet. Burada eskiden nikah sarayı vardı. Nikah sarayı yıkılmıştı. Şimdi burada diğer alanlar ve şu an hemen bulunduğumuz girişte nikah sarayının olduğu yer otopark. Evet. Şimdi buranın mesela projesi var. Burası otopark olacak. Otopark katlı şöyle otopark. Hı-hı. Bunun projesi şu anda tamamlanıyor. Ve amacımız buraya güzel bir otopark yapmak. Yani kapasitesini arttırmak. Çünkü vatandaşımız şöyle aracını koyacağı bol miktarda yeri olsun ki en büyük sıkıntı Kültür Park'ın içinde araç. Otopark. Onları araç. Göreceğiz şimdi. Bir taraftan yürürken bir taraftan da sorunları yerinde tespit etmek lazım. Evet. Siz sabahları yürüyor musunuz Sayın Başkan? Yürüyoruz tabii. Sabah da yürüyorum. Ben gece de yürüyorum. Gece de yürüyorsunuz. Evet, her zaman yürüyorum. Yani gündüz de yürüyorum. Evet. Yani ben bir yerden bir yere giderken caddelerde yürümek, her yerden çarşıdan mesai geçmek. Mesai saatleri içerisinde mesela, zaten yürüyorsunuz ama yürüyoruz devamlı. Aktivite olsun diye yürüyüşlere özellikle zaman ayırıyorsunuz. Ayırıyoruz, sabah yürüyoruz. Gece de yürüyoruz. Akşamları da yürüyoruz. Gece belli saatten sonra. Görev bittikten sonra yürüyorsunuz. Tabii. Evet. Spor yapmak, yürüyüş yapmak da önemli. Spor da yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda. İyi ama, bir Bursa Spor taraftarısınız. Bursa Spor'a destek veriyorsunuz ama spora da sadece seyirci kalmıyorsunuz. Aynı zamanda spor da yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, tabii. Ben sporu seyretmekten çok yapmayı seviyorum. Yapmayı seviyorum. Ve onun için de yürüyüş hala. Yürüyüş dışında neler yapıyorsunuz? Futbol oynuyoruz. Futbol oynuyorsunuz. Futbol, evet. İnşallah bu akşam da yaparız. Halı saha mı? Evet, halı sahada oynuyoruz. Onun önünde masa tenisi de oynuyoruz. Masa tenisi. Bilardo oynuyoruz. Evet. Dediğim gibi dikkat etmeye dolaşıyoruz. Yani mesela kayak da yapıyorduk kışta ama şimdi sakatlık olabilir diye belediye başkanıyken o kayak işine belediye başkanı girince bıraktım. Sakatlıklardan da korunma arışıyoruz tabii. Kritik zamanlarda özellikle yanlış bir şey olmasın. İyi bir bilardo oyuncusu olduğunuzu biliyoruz. Biraz da bundan bahseder misiniz? Evet, şimdi bilardo bizim tabii ki gençliğimizde çok yaygındı. Ve tüm kahvelerde, spor kulüplerinde her yerde vardı. Ve bu insanlar tabii eskiden biraz daha meşguliyet konuları biraz daha azdı. Bu elektronik sistemler, bilişim sistemleri, televizyonlar, bilgisayarlar o zaman tabii fazla olmadığı için bu tür aktiviteler çoktu ve yavaş yavaş bunlar azaldı ama şimdi tekrar bunları canlandırmak istiyoruz. Çünkü bunlar güzel şeyler. İnsanlar spor yapsın, hem beyinlerini çalıştırsınlar. Bilardo aynı zamanda beyin jimnastiği de yaptırıyor. Spor da yapıyor, devamlı dönüyorsun masanın etrafında. Bunları yaygınlaştırmak lazım. Biz de Bursa olarak bunları yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Yani her yıl bilardo şampiyonası, dünya şampiyonası bir ayağı Bursa'da oluyor. Ve bunlar da ayrıca Bursa'nın da spor şehri olarak tanınmasına da sebep oluyor organizasyonlarla. Çünkü Bursa gerçekten çok güzel, özellikli bir şehir. Yani Bursa binlerce
görülmesi gereken yeri olan, önemli bir destinasyonları olan bir şehrimiz. Yani Bursa'yı tanıyorum diyen, tam tanıyorum diyen biraz doğruyu söylemez. Sayın Başkan, Kültür Park'ta sorunları tespit ediyoruz derken biraz karanlık burası, bakın bir lamba yanmıyor. İnsanlar burada sabah sporu yaparken biraz da güvenlik nedeniyle hani sokak lambasının yanmaması handikap olabilir. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, yanmayan lambaları görüyoruz. Evet. Ve bunları şimdi zaten anında biz bir yandan elimize eksemleri direkt üretiyoruz arkadaşlara. Aksamasın diye. Yani şimdi şu gördüğümüz zaman. Çünkü insanlar sabah 5.30'da 6'da spor yapabiliyor. Evet. Bunları anında bizim ekibimiz var, koordinasyon ekibi. Onlara anında atıyoruz. İşte şimdi bunları gördüm, dedim ki şu lambalar yanmıyor. Bununla ilgili ekipler hemen gelsin. Hatta vatandaşlara da şunu söyleyeyim. Bana hemen bu konuda mesaj atın, bir yerde bir aksilik olsun. Ben de ilgili ekiplere anında atıyorum ve anında gelsinler diye. Bu konuda sıkıntımız yok. Tüm teşkilatlarımıza da, tüm dostlarımıza da, çevremize de bunu söylüyoruz. Çünkü her göz bizim için önemli bir değer ve onların gördüğü aksaklıklar bize iletildiği zaman biz de bir an önce dediğimiz gibi bunu düzeltmek görevimiz. Biz de anında müdahale ediyoruz. Şimdi elimize güzel sistemler var. Yani bu iletişim sistemlerini kullanmak gerçekten onların büyük avantajları da var. Tabii WhatsApp ihbar hattı WhatsApp, olabilir değil mi? Tabii var zaten. İşte var sistemimiz zaten, hemen oradan girdiğinde bütün arkadaşlar görüyor. Artık bir de vatandaş da bu konuda bilinçli değil mi Sayın Başkan? Yani hemen anında bir aksaklık görüyorsa iletebiliyor. Teknoloji çağındayız artık. Tabii iletmesi gerekiyor aslında. Yani biz de memnun oluyoruz. Niye? Buradaki bir aksaklık varsa, yani bir şeyse, vatandaş bunu tespit etse, biz de yaparsak insanlar mutlu olacak. Benim görmediğim birinin görmesi, bize iletmesi güzel bir şey. Zaten kadrolarımıza da söylüyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin 12 bin çalışanı var. Yani bu binlerce çalışan insanlar, binlerce yöneticisi var zaten. Binlerce, yani üst düzey yöneticiler, yüzlerce. Bunların gözleri hepsi belediyenin gözü kulağı olması lazım. Önemli şeyler. Her gördüğü aksaklığı size söylemesi lazım. Çünkü artık Bursa Büyükşehir Belediyesi gerçekten hem bütçesiyle hem sorumluluk alanıyla birlikte çok önemli bir misyona sahip. Bazen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tam sorumluluğu altında olmayan işler de size sorulabiliyor ve tabii bunları çözebiliyorsunuz. Burası da arkeoloji müzemiz. Burasını da başka bir yere müze olarak daha düzenli, daha uzun zamandan beri buranın taşınması gündemde ama bir türlü olmadı. İşte burası haliyle devlete ait, Kültür Bakanlığı'na ait olduğu için şey yapamıyoruz ama normalde burayı daha değişik, daha büyük bir yere taşıyıp biz de destek olup burayı da normal yeşil alan çevirme. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Yeşil alan. Burası tabii haliyle. Burası park olduğu için. bu alanda onlara da etmiyor. Kendileri de istiyorlardı. Fakat işte bakanlıkla ilgili olduğu için biraz uzun sürüyor bunlar. Yoksa o da gibi gündemde var. Burası Kültür Park gerçekten Bursa için büyük, önemli bir değer. Hani eskiden dediğimiz gibi Reşat Ağa ilk başladığı zaman ilk 50 bin metrekareyle başlamış. Şimdi şehrin artık kalbinde kaldı. Ve buradaki her türlü bitki örtüsü, şöyle gerçekten şu ağaçları, buradaki büyük ağaçlarla birlikte ortam yeşiliyle herkesi çok etkiliyor. Ve özellikle burada insanlar çoğu zaman burada parkta bizi gördükleri zaman teşekkür ediyorlar. Yani böyle bir park pek böyle şehirlerde yok. Yok, doğru. Hem de şehrin kalbinde. Zaten genelde bakıyorum böyle şehir, büyük parklar şehir merkezlerinde. Hep onlar da genelde şehrin dışındaymış. Daha sonra mesela Madrid'de de gittik. 2 milyon metrekare yakındı galiba park. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve o da şehrin dışında da yapılmış. Şimdi şehrin tam merkezinde kalmış. Yapılmış işte 100 yıl önce diyelim. Onlar da aynı Kültür Park gibi. Çünkü kolay değil şehrin merkezinde park yapmak. Bunlar yeşil alan bulmak kenarda çok kolay değil. Şimdi Sayın Başkan, Kültür Park'ın bir diğer sorunu da tuvaletler. Tuvaletlerde iki türlü sorun var. Ya kapalılar ya da bakımsızlar. Bu konuda neler söylersiniz? Hani şimdi işte onları tespit ediyoruz. Bakımsız derken hani kapalı tuvaletler, açık tuvaletler var. Ben de yürüyorum, devamlı giriyorum ama kapalı olan, sıkıntılı olanlar varsa onlara da bakarız. Onlarla ilgili de çalışma yaparız. Onlar da giderilir. Zor şeyler değil.
Hemen bizim şurada girdiğimiz alan, benim de girip çıktım. Ben de gezerken ben de girip çıktım. Siz de, Evet, siz de evet. sorunları tespit Evet, ediyorsunuz evet, yani. evet. Evet. Yani o tür sorunlara biz de müdahale ediyoruz. Evet. Şimdi Açık Hava'nın, Açık Hava Tiyatrosu'nun önünden geçtik. Gerçekten Bursa'nın önemli mekanlarından birisi. Açık Hava'da bir işletmenin çok yüksek sesle organizasyonun yapmasından kaynaklı Açık Hava'da yapılan organizasyonları etkilemesi gibi bir durum söz konusu. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, bunu ben yazdım da onu biliyorsunuz. Evet, ben de yeni fazla şey olmadı. Benim bizim gündemimize gelmedi nedense. Aha. İşte fazla da fark edememişiz demek ki. Çünkü ilgili arkadaşlar bunu bize uyarıp bu sorun olarak hemen etseler de biz anında müdahale ederdik. Yani bu konuda herkesin tabii belli bir disiplin içinde olması gerekiyor. Evet. Günaydın. Bu arada değerli izleyenler, yürüyüş yaparken bir Bursalı'yla karşılaştık ve hemen sorunlarını aktarıyor. Evet. Tartan pis mi istiyorsunuz? Evet. İşte bu yumuşak şeyden taş üzerine yürümek zor oluyor diyor. Burası her yer taş kaplı olduğu için tartan pis şeklinde. Şimdi dizlerimiz ağrımaya başladı başkanım. Evet, tamam. Evet. Oldu inşallah. Vallahi ya. Burası merkez olduğu için herkes istifade ediyor. Daha çok istifade etsin. Çok memnunuz. Sağ ol. Yani teşekkür Bursa'ya değer kattınız. Sağ olun, sağ inşallah. Olun, Allah razı olsun. Burası da Bursa'nın kalbi, çok güzel bir merkezi. Herkesin istifade ediyor dediğiniz gibi. Biz de onun için eksikleri bir daha gözden geçelim. Sabah erken saatte çıktık, bir daha çok dolaşıyoruz. Iyi, çok iyi. Çok teşekkür ederim. İyi sabahlar. İyi, iyi sporlar, sağ olun. Sabah burada yürüyüş yapanları da gördük. Hemen biz de yürürken tesadüfen karşılaştık. İnsanlar gerçekten burada Bursa'nın oksijen depolarından bir yerin, bu mekanlarından birisinden faydalanmak istiyor. Gerçekten burası Bursa'nın en güzel yerlerinden birisi. Evet, ne diyorduk? Açık Hava ile ilgili sözünüzü tamamlayın lütfen. Tabii Açık Hava Tiyatrosu'nda tabii ki dünya çapında sanatçılar geliyor. Güzel etkinlikler yapılıyor, sanatsal etkinlikler. Ve bu ara dışarıdan gelen sesler de bunların etkilendiğini, konserlerde konsantrasyonun bozulduğunu ve bazı ağaçların yarıda kestiğini ben sonradan duydum. Tabii. Bunu keşke arkadaşlar o günlerde hemen bize çünkü bu sezon fazla da ben de fazla gelemedim bu değişik olaylardan dolayı. İşte şehitlerden, şeylerden ve değişik etkinliklerden dolayı fazla. Onları fazla bilgimiz olamadığı için müdahale edemedik. En azından bu çevredeki işletmelerin bir yandan kontrol alıp ayrıca sadece bu şekilde değil, fiziki olarak da müdahale edilebilir. Yani hemen oraya gidip bir perde bir şey çekilebilir. Bu etkiler. Yani biz bunu yaptık. Mesela orada arıtma tesisleri etrafı mahalleyi kokutuyor dediler. Önüne set çektik. Ve mahalleye direkt kokun gitmesini önledik. Oradan havaya yükselip dağılıyor mesela. Diyelim bunları bile yaptık. Ses için zaten yapılabilir tabii bu tür şeyler. Ve acilen oranında yapılması gerekiyordu o şeyde. Şimdi artık onlara bakacağız bu tür aksaklıklar. Bize bunların iyi bir şekilde, net bir şekilde iletilmesi bizim de avantajımıza. Yani bu aksaklıklar direkt düzeltilebiliyor. Yani bunlar bize geldiği zaman biz de bunu problem olarak hemen masaya alıp gelip burada yerinde bakıp, ilgilenip çözüm üretebiliyoruz. Çözüm üretebiliyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi Kültür Park'ta programın girizgahında gerçi söylediniz ama bazen arabalara gelebiliyoruz. Arabalar otopark sıkıntısı nedeniyle yollara park edebiliyorlar. Yeşil alanları işgal edebiliyorlar. Ve hem görüntü açısından kötü bir görüntü hem de Kültür Park'ın düzeni açısından sakıncalı bir durum. Evet. Bu konuda neler söylersiniz Sayın Başkan? Şimdi öncelikle tabii biz az önce dediğim gibi Kültür Park'ın girişinde de belli bir proje var. Belli alanlarımızda da var. Şimdi bunları ele aldık. Hızlandırıyoruz. Çünkü özellikle Atatürk Stadı'nın da orasından meydan şeklinde açık alan, yeşil alan şeklinde düzenlenmesiyle birlikte artık otopark konusunda bir iki hızlandırmamız gerekiyor. Onları biraz daha düzenleyeceğiz ama vatandaşlarımızda da şöyle bir şey var. Mesela burası Kültür Park. Yürünecek yer. Yani insanlarımızda biraz yürüme alışkanlığı azaldı. Değil mi? Yani eskiden Bursa'nın her yerine biz yürüyerek gidiyorduk. Yani Yeşil'deki, Emir Sultan'daki bir insan Tophane'ye gitmek için araç aramıyordu. Aramıyor, yani evet. Orada bir araca bineyim de gideyim diye herkes yürüyordu. Zaten çoğu yer yürüme mesafesinde.
Ve kimse yani hatta dediğim gibi işine giderken de günlük eskiden araç da pek yoktu. Herkes her yere yürüyerek gidiyordu. Ama şimdi nedense araçlar çoğaldı, şehrin de büyüdü. Ve bu yürüme alışkanlığı hemen hemen kalktı gibi. Kalktı, evet. Şimdi kültür parka gelen vatandaş aslında bu güzelliğin içinde, bu ağaçların arasında, yeşilliğin arasında evet. yürümeli, bu güzelliği tatmalı, biraz spor yapmalı. Fakat nedense gitmek istediği işletmenin önüne kadar aracıyla gitme gibi bir şey var. Alışkanlığı var. Yani bu da doğru bir şey değil. İnsanların buraya geldiği zaman daha çok yürümeye teşvik edilmesi. Biz girişte ve çıkışta burada bir tur atıyoruz, dolaşıyoruz. aracımızın hemen burada olması gerekmiyor. Herhangi bir çıkıştaki otoparklar var. Çoğu zaman bizim mesela bu kuzeydeki otoparkımızda büyük her zaman boşluklar var. Ama evet. insanlar oraya aracını koyup da hemen birkaç yüz metre yürümek istemiyor. Dediğiniz mesela, gibi hemen geleceği yerin önüne park etmek evet. istiyor aracını. Mesela burada da terk edilmiş bir araç var, niye orada evet. duruyor? Belli değil. Geçen gün bir nikahdan çıkarken... Şu araç terk edilmiş değil mi? Park etmiş ama terk etmiş. Lastiği de patlak galiba. Evet. Zaten eski bir araç. 1971-72 modeller. Bunların her zaman karşılaşıyorsunuz o araçla değil mi? Yok, geçen gece nikahtan çıkarken görmüştüm, şimdi iyi oldu. Hı-hı. Yani bunları bu işletmecilere söylemek gerekiyor. Çünkü buranın değerine değer katacak şeyler yapmalı herkes. Yani kültür parkın kalitesi artmalı, değeri artmalı. Evet. Bunlarla ilgili herkes katkı sağlamalı. Basit şeyler ama bunlar üst üste konduğu zaman sorun haline gelebiliyor. Dediğim gibi işte kalite ayrıntıda gizli diyor ya. Evet. Şimdi her şeyi görürseniz, bunları düzenlerseniz, kaldırırsanız kaliteli olur. Hı-hı. Şimdi terk edilmiş buraya 10 tane köşeye araç koyalım, burası ne hale gelir? Değil mi? Şimdi her şurada 10 tane sokağın köşesine terk edilmiş bir tane araç koysak ne derler, kültür park çöplük mü? Araç çöplük. Aynen. Bunun gibi. Artık bunları şimdi güzel oluyor hem gezerken. Evet, sorunları da tespit edebiliyoruz. Evet. Bu arada yavaş yavaş da gün ışıyor. Yavaş yavaş da yürüyüş yapan insanları gözlemleyebiliyoruz. Evet. Özel güvenlik elemanlarını görüyoruz. Buradaki bir diğer sorun da özellikle günün ışımadığı dakikalarda sabah saatlerinde şafak vakti diyelim daha doğrusu. Güvenliğin olmamasından kaynaklanan bazı şikayetler var. Artırılabilir mi güvenlik sayısı? Şimdi bizden de tabii hep talepler, her yerde güvenliğin artırılması. En büyük sorunlarımızdan biri bu. Yani vatandaş her yere güvenlik istiyor. Mahalledeki parkına, okuluna. Biz de bir emniyet teşkilatı kadar yaklaşık 1000'e yakın güvenlik görevimiz oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1000'e yakın güvenlik özel güvenlik görevimiz var. Tabii. Şimdi bu gerçekten buna cevap vermeye de pek imkan. Biz de buna göre bir sistem oluşturalım. Şimdi burada güvenlik var, insanımız var. Ama burada dediğim gibi herkesin sahip çıkması gerekiyor. Yani güvenliği sağlamak, güvenlik görevlerinin işi değil sadece. Herkes bu işe katkı sağlayacak. Herkes sokağına, mahallesine sahip çıkacak. Bu konuda bir sıkıntı varsa bir araya gelecek. Yani bütün işleri, çarşının düzenini zabıtadan beklemek, yani mahalledeki huzuru sadece polisten, güvenlik güçlerinden beklemek doğru değil. Mahalle halkı da bunu sorun olarak görmeli. Yani uyuşturucu satılıyor diyor okulun önünde, vatandaşımız şikayet ediyor. Eğer o uyuşturucu satılıyorsa o okulda 1000 civarında, 1200 civarında, 1500 civarında yerine göre öğrenci var. Bu kadar aile demek veya 800. Yani yüzlerce, 1000'e yakın veya 1000'in üstünde aile demek. 100'e yakın, en az 100 civarında görevli var. Yani burada insanlar ufak bir harekete geçse, ufak bir düzenleme yapsa, bu işe biraz kafa yorsa, dediğim gibi bu şeyde sorunu çözebilir. Yani önemli olan bunu sorun olarak alıp insanların çözmesi. Biraz da işte sahiplenilmesi dediğim gibi. Bunu birileri gelsin yapsın, bunu görevlisi gelsin yapsın. Hep dendiği zaman. Bu işler daha da zorlaşmış oluyor. Sahiplenme gerekiyor daha doğrusu. Sahiplenme gerekiyor. İnsan yaşadığı çarşıyı, yaşadığı ortamı, yaşadığı apartmanı. Mesela değişik yerlerden şikayet alıyoruz. Kendi binasıyla ilgili şikayet ediyor vatandaş. Ya kardeşim siz kaç kişisiniz bina diyorum. 80 kişi, 60 kişi, 40 kişi. Bir araya gelip toplanacaksınız. Ve
Burada kendi işinizi, kendiniz çözeceksiniz bunu. Bir araya bile gelmemişler. Bir araya gelemiyorlar ve konuyu belediye başkanına söylüyorlar. Evet. Bu arada minik bir dostumuz geldi. Eşlik etti bize. Bize eşlik ediyor. Burada bizi görünce. Ama ayağı sarkıyor biraz. Sayın Başkan. Değil mi? Ufak bir şey yaşadı herhalde. Evet. Bak o da ilgi istiyor. Evet. Gerçekten bakın hemen. Nasıl değil mi? Evet. Minik dostumuz hemen bize eşlik ediyor yürüyüşte. Ama burada bir sorun var. Ayağı sarkıyor Sayın Başkan. Veteriner işleri biraz iyi gelirse. Evet. Onlara gelirse baktığı zaman şimdi. O demek ki burada devamlı. Evet burada devamlı. Hemen bir insan gördü mü bize katılıyor. Evet bu arada Bursa Spor eşofmanıyla görüyoruz siz. Sıkı bir Bursa Spor taraftarı Recep Altepe. Evet. Nasıl gidiyor bu senelik? Takip ediyorsunuz Bursa Spor'u. Bu sene inşallah iyi gidiyor. Yeni bir takım kuruldu tabii. Hocamız da güzel. Hani dünyada bu işte gerçekten tanınan, bilinen bir hoca. Ve bildiğini de zaten ortaya da koydu. Yani güzel bir hava da oluşturdu. Geçtiğimiz yıla göre daha diri bir takım var. Ama biraz baktığı eksiklerimiz daha var. İnşallah onları tamamlamalı. Çünkü Bursa her şeyin en iyisine layık. Yani burası sıradan bir şehir değil. Burada her şey dediğim gibi en iyisi olmalı, en kalitesi olmalı. Takım da gerçek anlamda takım olmalı. Yani şöyle devamlı liderle oynayan, şampiyonla oynayan, ilk sıralarda olan ve Avrupa kupalarında oynayan takım olmalı. Bizim şeyimiz bu, amacımız. Biz de belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak, belediye başkanı olarak elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Gayret gösteriyorsunuz. Ve herkes üzerine düşeni biraz yapsa zaten Bursa Spor konusunda bir sıkıntı kalmaz. Yani bu konuda Bursa Spor her zaman için iyi bir yerde olur. Bir yerde. Olmalı da, yakışan da bu. Yani bu olmadığı zaman insan üzülüyor gerçekten. Herkes buna biraz katkı sağlamalı. Bu tabii ki sadece bu başarı futbolcunun işi değil. Burada yöneticisi de var, başkanı da var. Başkanımız da Ali Aydın Bey de fedakar bir şekilde çalışıyor. Yönetimiyle. Şimdi kulübü, sporcusu ve camiası, taraftarı. Her şey Bursa'ya değer katmalı. Kesinlikle. Yani yeşil beyaz formayla gezen insanlar sokakta bu sorumluluğu taşımalı. Bu yeşil beyaz formayla başka şehirlere gittiği zaman daha da dikkat etmeli. Değil mi? Deplasmanlar. Çünkü siz Bursa'sınız. Yeşil beyaz gördüğü zaman insanlar bu Bursa. Bursalı. Biz örnekiz. Burası bir medeniyet şehri. Yani burası kültür ve medeniyetlerin yatağı. Burası örnek bir şeyse insanlar da örnek olmalı. Gittiği yerlerde örnekleri sergilemeli. Örnek bir Bursalı nasıl olduğunu, örnek bir taraftarı nasıl olduğunu göstermeli. İnşallah bu konuda biraz daha geliştirsek daha da iyi olacak. Evet. Yani son haftalarda maçlara gitmediğinizi görüyoruz Sayın Başkan. Bir kırgınlık var mı? Şey olmadı. Yani fazla zaman denk gelmedi. Yani Galatasaray'ın maçı var. Aynı saatte 4 tane arkadaşımızın etkinliği var. Şimdi Bursa, tabii biz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ama Bursa'da bizim çok çevremiz. Herkes bizi tanıdığı için. Biz Bursa'nın kalbinde, çarşısında büyüyen bir insanız. Evet. Herkesin irtibat kurabildiği bir insanız. Ben Galatasaray maçı esnasında 4 tane düğüne gittim. Düğüne gittiniz. Evet. Nikahları kıydım. Evet. Arkadaşlarla görüştük. Şimdi o saatin içinde hepsi vardı. Hepsi var. Şimdi bunlar da var. Önemli olan bizim o maçta olmamız tabii ki önemli ama önemli olan Bursa Spor'un başarısı ve onun için bu katkıyı sağlamak. Zaten o desteği veriyorum diyorsunuz tabii, siz. Tabii haliyle veriyoruz diyoruz. Çünkü o moralle ancak yürüyebiliyor zaten yönetimi de her şeyde. Ve inşallah daha da iyi olur. Daha da iyi olmamız lazım şu an. Eski stadyuma doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Evet. Değil mi arkadaşlar? Şimdi biz de etrafımızı görmeye başladık. Işık kapılınca, gün ışığı de şimdi bu arada. Şimdi etrafı görmeye başlayınca insanın içi daha da açılmamış. Daha da, evet. Şimdi az önce karanlık ışıklar varken şöyle yeşili görmedim. Şu ağaçları, şu yeşilliği. Gölü de görüyoruz şu anda. Şu yeşilliği dediğim gibi bu ambiyansı, şu ortamı gördüğü zaman insan içi açılıyor. Burada yürümeyeceksin de nerede yürüyeceksin? Değil mi? Biz gece bile belli saatlerde gelip şöyle bir iki tur atıp öyle gideceğiz. Evet. Ne
Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Siz nasılsınız? İyi, yalnız. Yürüyorum. Şöyle işte geziyorsun. Geziyorum. Bakıyoruz ne var ne yok diye. Tuvalet durumu kötü. Temizlik derken? Temizlik yerler. Derken bu yapraklar var. Başka yapraklar yer temiz var. Çekirdek kabukları dolu. He, ama onu millet kirletiyor işte. Ya, tamam ya, temizlendiği zaman temiz oluyor. Temiz. Her gelen şuraya oturan çekirdeği yiyor. En büyük sıkıntılardan biri o. Yabancılar geliyor. Sabahleyin tuvalet arıyor. He. Sabah erken. Onu bir şey, tuvaletler açık da sabah erken açmıyor demek. Tuvaleti açık bırakıyordular, giriyordular. Hmm. Tabii bizim halkımız da kötü. Evet, işte onun için. Açık pis bıraktığı zaman da pis bıraktı. Birkaçı anda hurdaya döndü hemen. Ha, doğru. Onu bir şimdi alıyoruz arkadaşlara, bakacağız. Sabah erken gelenler için i̇yi nasıl bir şey? Tamam, iyi inşallah. Olur. Teşekkürler. Tamam, inşallah. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdi sorunları yerinde tespit ediyoruz. Vatandaştan tuvalet sorusunu ben sormuştum size. Bir vatandaş da... İşte çok erken saatlerde sıkıntı var diyor. Onu şimdi baktıracağım. Bir de en önemli sıkıntı buralarda şu kabuklu yemişler, şu çekirdekler. Yani yine her oturan bir öbek bakıyorsun. İnsanlar bakın burada çekirdek yiyip bir yerlere atma alışkanlığı. Bu Türkiye'nin neresine gitsek hep görüyoruz, yaşıyoruz. Her yerde sıkıntı. Önemli bir problem. Vatandaşın bunu koruması lazım. Yani bir çekirdeği yiyen vatandaş onu kendi kabına koyarak çöpe atması lazım. Fakat bu yani şimdi sayın bizim eski başkanlarımız yani işte Sayın Erdem Seker Başkan olsun bilenler. Bunlar hep burada birçok anları var vatandaşta. Evet. İşte atarken gelip başına ne konuştuğunu, ne yaptığını hep anlatıyor. Fakat nedense bakıyorum her oturan önüne hemen hemen büyük çoğunluğu önündeki çekirdeği yere atarak. Yani nasıl rahatlıyor? Oturduğu zaman önü bir çöplüğe dönüyor. Evet, siz kalktığınız zaman sizin arkanızdan birileri gelip burada özel bir işlem yapacak. Evet, niye bu kadar yük olunsun? Evet. Şimdi şurası biraz temizlenmediği zaman hemen anında göze batar. Burada çünkü dediğim gibi o kadar çok kirlilik oluşturuluyor ki devamlı birilerinin de arkadan süpürmesi gerekiyor. Evet, aslında evet. Kirletmeme gerekiyor. Bugün çoğu ülkede artık bu yerleşmiş, adam kirletmediği için temiz duruyor. Evet. Yoksa ben gördüm bir mesela Avrupa şeylerine gittiğimde bir gün bakıyorum yerde bir şey var, kirlilik oluşmuş. Ertesi gün geliyorum yine aynı kirlilik var. Niye? Çünkü devamlı süpürülmüyor ki orası. Ama bizde her gün devamlı süpürmek zorundasın. Yavaş yavaş eski stadyumun olduğu bölgeye geliyoruz. Orada da birkaç sorum olacak Sayın Başkan size. Ancak ben yeni stadyumla ilgili birkaç soru yönelteceğim. Gerçekten güzel bir stadyum oldu. Bursa'ya yakışır bir stadyum oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumu güzel bir eser oldu Bursa'ya. Ancak orada çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Hala ufak tefek eksiklikler var mı? Çalışmalar az personelle mi gidiyor? Neler söylersin Sayın Başkan? Şimdi şöyle biraz da orada da firmalarda sıkıntımız olmuştu. Firmaların hepsi bu konuda iflas erteleme aldılar. Evet. Hep sıkıntıya girdiler. İşte bu sistem biraz ihale sisteminden bu kaynaklanıyor. Vatandaşlar büyük iş olduğu zaman ama ne yapayım ben bu işi alayım diye işe giriyorlar, saldırıyorlar ve sonunda da işin içinden çıkmakta zorlanıyorlar. Bu bizi de zorlandırıyor ama yani biz o stadı aksamadan inşaatının gitmesi için her türlü fedakarlığı yaptık. Günü gününe, kuruşu kuruşuna hak edişler ödemek, onlara her türlü yardımcı olma ve sonunda açabildik. Şimdi özellikle bir de projede, proje biraz fantazisi olan proje, o kafası ve şeyi uygulaması çok zor olan. Yani oradaki statik uygulamaları yapacak pek mühendis bulamadık. Türkiye'nin en uzman mühendisleri geldi. Yıllarca çalıştı burada. Sonunda ancak işte yavaş yavaş toparlandı. Tabii burada işte firmaların düştüğü durum da var. Ve sonunda birinin başladığı işi başka bir firmaya tamamlatmak gibi. Ve değişik yöntemlerle bunları bitirebilmek gibi uğraşıyoruz. Bir yandan mühendislik eksiklikleri. Yani çok iddialı bir proje. Ama inşallah dediğim gibi... Evet, artık sol kafanın eksikleri yapılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra daha da güzel iş. Çağrı Sat'ın kendi içinde bir eksikliği yok.
ve maçlar orada. Bir ilk yıl bir yarı sezon oynanmış yılbaşından sonra. Evet. Şimdiki de geçtiğimiz tam bir sezon oynandı. Şimdi üçüncü dönem başlıyor. Evet. 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 Evet, geldik şimdi Atatürk Stadyumu olduğu yerde, Stadyum Meydanı'na. Evet, evet, burası nefes gerçekten aldı. Nefes alındı. Bakın şimdi eskiden burada bir bina vardı, teneke çatılı, ucube. Buralarda kimse etrafını görmüyordu. Evet. Geçtiğimiz günde spor müdürlüğümüze, genç spor müdürlüğümüze uğradığımda onlar da ya şöyle önümüz açıldı, ne kadar ferahladık. İnşallah biz burada biraz dururuz diyorlardı. Evet, şimdi buradan hiçbir yer görünmüyordu. Karşıdan geçen de buraları göremiyordu. Evet, şimdi artık bunlar daha da görünmeye başladı. Artık yavaş yavaş burayı biraz daha yeşillendireceğiz. Evet, şu taşlar Sayın Başkan çirkin bir görüntü oluşturuyor şimdi, gerçekten. Şimdi tabii yeni toparlandı ve yıkımı düzenlenmesi daha yeni. Bakın daha firmalar daha yeni buraları toparlıyor. Hı-hı. Ve şimdi artık buranın düzenlemesi yapılıyor. Şöyle sağın içine. Yani yeşil alan bu taşlardan tabii dolayı gözükmüyor şu anda. Şimdi tabii buralar sürümü başlayacak, yapılacak. Evet. Şöyle bir olay var. Tabii bu alan bizim değil. Hı-hı. Bu alan Gençlik Spor Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü'nün. Biz de onların izniyle bu düzenlemeleri yapıyoruz. Hı-hı. Şimdi burayı zamanında biz spor alanı olarak burası tescil edilmiş. Burası ilk saha Atatürk'ün parasıyla başlatılıp yapılan hı-hı alan diye. Tabii o an böyle değil, Esat böyle mesleğiymiş. Ama sonra işte değişmiş ama alan olarak burası o günde belirlenen spor sahası alanı. Bundan dolayı da spor alanı olarak tescil. Şimdi de bu şekilde düzenleniyor. Artık hem etrafındaki yeşillerle birlikte, kalkan bina ile yapıyla birlikte açık alan haline gelmiş evet oldu. Evet. Ya düzenlemeyle şimdi artık burada devamlı aktiviteler de olacak. Buralardaki yapılan düzenleme, ağaçlandırma, tapaklar buraya da ayrı bir hava katmış oluyor. Evet. İnşallah şimdi bunları hızlandıracağız. Evet. Tabii her attığımız adımda mesela şu anda bakanın önünde bir onay bekliyor. Proje yeni Genç Spor Bakanımız değişti. Evet. Sayın Osman Aşınbak onunla da ilgili. Bürokratik nedenlerden dolayı biraz işler... Tabii yani dedim ya normalde tapusu bize ait olan bir yer değil. Burası Genç Spor Bakanlığı'na ait. Evet. Yani. Ama güzel bir gibi aktivite alanı, güzel bir yeşil alan oldu. Evet. Kültür Park'a ilave yeni bir alan kazanmış evet oldu. İşte o tarihi stadyumun olduğu evet bölgedeyiz, yerdeyiz. Burada Bursaspor evet ilk şampiyonluğunu elde etti. Evet. Programı da burada noktalayalım evet isterseniz Sayın Başkan. Evet. İşte, gerçekten tarihi bir yer. İnsan tüyleri diken diken oluyor. Evet işte bu çimlerde, bu sahada oynadı. Şimdi artık çocuklarımız burada oynuyor. Evet. Naylon toplarıyla ben gece şu ışıklandırması her şey var bu yeşil alan. Güzel bir alan. Bizim her türlü etkinliklerimizde yapabileceğimiz bir tabii ki alan olmuş oldu. Ve burada binlerce aşağıda kalan kısımları amfiteyatro şeklinde oldu. Burada her türlü drenajı var. Evet. Burada su da birikmiyor. dediğim gibi çocuklar herkes gelip devamlı burada etkinlik oyun yapabiliyor. Oynayabiliyorlar. Ve artık Bursa'da dışarıdan geçenler Kültür Parkı da görüyor. Evet. O kapıyı da yakında dışarıdan böyle küçük bir alan gibi görünüyor ama içine baktığımızda evet gerçekten çok büyük bir alan, çok büyük bir yeşil alan. Kültür Parkı'nın yeşiliyle birleştiği zaman gerçekten Bursa'nın merkezinde evet devasa bir yeşil alan görmek mümkün. Şimdi burada burayı daha da ağaçlandırıp evet daha da her gün daha da yeşillendiriyoruz. Yeşillendir. Ve Kültür Park'la bütünleştirmiş evet oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel isteğiydi bu. Evet, evet tabii. Yani biz, buranın, burası açık alan. Açık alan ve yeşil alan olarak düzenlensin. Hiçbir evet imalat evet yapılmasın. Yeşil Kültür Park'taki yeşil alanla burası birleşsin evet şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da özel isteğiydi bu, değil mi? Evet tabii. Şimdi evet biz de o istek doğrultusunda zaten burayı düzenlemiş olduk ve düzenleme de devam ediyor. Evet. Daha da dediğim gibi her gün daha da yeşilleniyor, daha da ağaçlanacak evet ve burada Bursa'ya yakışan güzel bir aktivite merkezi olmuş oldu. Kültür Park'ta da bütünleşti. Kültür Park'ında alanı büyümüş aynen oldu. Yani 500 bin metrekareye doğru yükselmiş oldu evet, Kültür Park'ın alanı. Evet. Bu da Bursa için büyük bir imkan.
Şimdi çocuklarımız gelip burada bol bol her türlü etkinlikleri yapıyorlar, her türlü çalışmanı yapıyorlar, spor yapıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Biz de ilk şeyde statta böyleydi ve 70'li yılların başında biz de gelip buralarda atletizm koşuyorduk. Hatta ben Sayın Bülent Seri oradan tanıyorum. O 100 metre koşuyordu burada. Öyle mi? Biz 1500 metre koşuyorduk. daha yıllar sonra ben atletizm yapıyorum deyince dedim ya 100 metre koşuyordunuz. 100 metre tamam dedim zaten beraber koşuyorduk çalışıyorduk. Erdoğan Bülent Seri değil mi? Erdoğan Bülent Seri o 100 metreciydi. Biz 1500 metre koşuyorduk. Burada antrenman yapıyorduk devamlı. Evet. Dediğim gibi burada ayrıca salonlar vardı. Vücut geliştirme, halter şey onlara da evet. Geceleri gelip gidiyorduk. Burası dediğimiz gibi halkın içini dışını kullandığı önemli yer. Evet. İşte artık açık alan yeşil olarak dediğim gibi kullanılıyor. Evet, gerçekten başkan, Bursa'ya da değer kattı. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Kültür Park'tan başlayan yolculuğumuz tarihi Atatürk Stadyumu'nda sona erdi, nihayetlendi. Gerçekten hem yürüdük, spor yaptık, hem program yaptık, hem de Kültür Park'ın sorunlarını yerinde inceledik. Bizim söylediğimiz sorunları vatandaşlar sizi gördükleri zaman size de söyledi. Sizin de dediğiniz gibi sorunlar iletildiğinde siz o sorunları çözme noktasında iradenizi sergiliyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatacağız. Biz de teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani Bursa'nın kalbinde en önemli yerlerinde bu sabah güzel bir tur yaptık. Eksiklikleri de beraber gördük. İnşallah onları da hemen arkadaşlarımızla birlikte bir an önce düzelteceğiz ki bunlar da amacına ulaşsın. Ben de tekrar teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler programın sonuna geldik. Konuğumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ydi. Pazar sohbetini bu haftada noktalıyoruz. İyi pazarlar dileriz.